Onu Allah'a havale ediyorum. Adalet istiyorum. Bütün büyüklerime yalvarıyorum. Raziye için adalet istiyorum. Bir nebze de olsa evladımın kanı yerde kalmasın. Mersin'in Merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci mahallesinde eski nişanlısı Barışcan U tarafından tabancayla defalarca ateş edilerek öldürülen Raziye Özkay'ın ailesi kızlarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor. Yavrum, 10 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda sabah erken saatte işe gitmek için evden çıkan Raziye Özkay'ın yolunu kesen eski nişanlısı, çıkan tartışma sonrası Raziye'yi birçok kez ateş ederek ağır yaralamış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan zanlı ise polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınmış, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Öte yandan Raziye'nin yıllardır sanığın baskı ve tehdidine maruz kaldığı, 11 yıl boyunca her gün ölüm korkusuyla yaşadığı ortaya çıkmıştı. Cinayetle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma Nisan ayında tamamlanmış, hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede tasarlayarak adam öldürme suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti. İddianamede sanığın Raziye'yi uzun yıllardır sistematik bir şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğuna özellikle değinilerek Raziye'nin gerek psikolojik gerekse de hukuki olarak verdiği mücadeleye delilleriyle birlikte detaylı olarak yer verilmişti. Kızlarının eski nişanlısı tarafından katledilmesi nedeniyle büyük acı yaşayan Özkay ailesi Raziye'nin odasını açarak duygularını paylaştı. Masum bir insan ya, işine giderken nasıl kıydın yani? Bir şey söylemez. En son üstünü örttüm, aklıma geliyor. Olacağım dedi. Elleriyle şunları dizdi ya, benim elim varım, onlar dağıtamıyor. Gözyaşlarıyla yaşadıkları acıyı anlatan 46 yaşındaki anne Fatma İsmet Özkay, Raziye'nin gencecik yaşta hayattan koparılmasına dayanamadıklarını söyledi, adalet istiyorum dedi. Her şeyden önce Allah kimse evlat acısı vermesin. Benim hala ciğerim, canım yanıyor. 4,5 aydır gözyaşlarım dinmiyor. Odasına giremiyorum evladımın. Ben adalet istiyorum. Benim çocuğumun kanı yerde kalmasın. Çünkü o masumdu, günahsızdı ya. Kızının yaşadığı acılar nedeniyle 11 yıl boyunca her gün ağladığını vurgulayan gözü yaşlı anne, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ocağını ağırlaştırılmış müebbet alsın, o delikten çıkamazsın. Benim yavrumun kanı, bizim çektiğimiz acılar yana kalmasın. Ben 11 senedir her gün ağladım, 11 senedir. Bugünden korktum ve sonunda korktuğum oldu. Evlat hasretine dayanamıyorum, hiçbir tarifi yok. Odasına giriyorum. Çocuğum yok. Akşam oluyor, çıkış saati, yemeğe beklediğim biri yok. Yani ne değişebilir ki? Yüreği yanan bir anne başka ne söyleyebilir yani? Ben onun saçının teline kıyamıyordum. Raziye'nin babaannesi 71 yaşındaki Raziye Özkay'da sürekli gözyaşı dökerek dayanamadığı tarifsiz acıyı anlattı. Babaanne, senin adını taşıyorum dedi. Benim dedi düğünüm olursa babaanne dedi bana dedi altın kemer takacaksın dedi. Bak dedi ismini taşıyorum senin dedi babaanne dedi. Dedim kızım sen düğünün allı duaklı gelin çıkarsan ben sana neler yaparım kızım dedi. Dayanamıyorum yavruma. Raziye Özkay cinayetinin ilk duruşması 31 Mayıs Salı günü 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.